Nasıl oldu? Ya da aldığı belli oldu. Ya da alınan. Öl tülgü tülgü bak şeker almışsın diye. Dedim dayım alın dedi. Biz ondan aldık biz. Öte, bir anam ay bizim Somurba işte bizim alt katta duruyor ya o gar Emet yengem çıkardı da. Bu var şimdi elmanın irisini ala gelir, domates ala gelirdi kış günün hastaneye. Biz böyle işe Ahmet amca. Biz gar tatlı kıyınından bakım. Tomatile erirdi. Kız o tomatecikler eritecek değil mi? Bizi versen de yemek istek de yesek ki öğrenciyiz biz zaten. Ne biz pazara mı gidiyoruz? Pazar mı gidiyoruz? Senin torunun kardeşin çocuğu. Biz pazar mı biliyoruz? Sonra Mısır'dayım. Hani Ahmet'tayım gari. Bu geliyor işte bizim oraya. Ahmet'tayım illi ekmek yer ki ünlen diyor. Ahmet'tayım ekmek yer ki ünlen yer. Ne diyor biliyor musun? İki yumurtalık geliyorum. Kaynatık geliyor yumurta. O iki yumurtanın birini yiyorum. Birini giderken götürüyor bak. Bizi yedirme. Ha bizi yedirmeye. Neden getirmiş ki tane? Niye getiriyor madem değil mi? Kız biz öğrenciyiz kız öğrenci. Madem o yumurtayı bıraksan da gitsen bize. Bu da bizi küsüyor kız. Dayını değil ünlüme yiyorsunuz ekmeği. Ben dayımı ne ünlüyüm? Dayım elin karısına orada elma yiye batı, tomate yiye batı, yumurta her şey yiye batı. Alın dayım bunu sizi yiyin demeyir bize. Er diyor, çürü diyor. Alın bunu yemek yapın da hep barba yiyelim demiyor hani bize. E ben böyle dayıya nasıl yemek verim? Kız niye aksiye doğamat dayım? Mısır'dayım gene o yönden ben iyiydi bizim. Okula giderken dedemden alırdım parayı. O verirdi. Sonra amcamı giderdim. Bir daha medem amcamı giderdim. Zorla ondan alırdım. Bazen beni görürdü biz o tane böyle gidiyoruz ya. Hemen geri dönerdi amcam. Ne etsin adam diye kurtulmaya. Ne diyor, tamam çoluk çocuğu yap versin. Ne olacak sanki veri versin? Vermez ki Ahmet dayım aksiydi. Sen alabildiysen başarılısın. Ben aldım. Ben biz çok hiç, aldım da. Bizi daha Ahmet dayımın 5 kuruş parası nasip değildir. Bir tanesi yok zorla. Be. Hiç tatlı hiç. Yok derdi ama ben zor. Amcacım hadi amcacım amcacım. Sen çok yapacaktın ya. Yapacaktım. Kurtulmaz zaten. Dedeciğim indi asfaltta olurdu. Dedem orada. Dursun yürü dedim asfaltta. Yürü dursun. Dedem ömür geçelim. Dedem ömür. Ta asfaltı dedem ömür zapran giderdi. Dedem hiç hayır dediğini bilmem bak. Hep verirdi dedem. Dedem verirdi rahmet. Dedem bunu bak şimdi. Her gün geliyorsunuz buraya derdi. Her gün geliyorsunuz buraya derdi. Sizin bu peyniz yok mu? Niye mi yapar derdi. Sustururdu bak sus sen derdi. Geldi mi dedi vereceğim ben. Benim oraya gelmek nereye gelecekler der dedem geldi. Rahmeti. Dedemde hiç ben öyle öper, şey yoktu. Dede, uyuyan dedem ben öpü kaldırırdım. Şeysi pantolon orada atılırdı. Hadi derdi o ve o zaman bir hoplardım kaydılarım üstüne. Hemen pantolonu verirdim. Alırdım zaten Fatma babam tembiye derdi. Fatma babam da vereceksin diye derdi. Ben kendim aldım. Fatma babam her zaman öyleydi değil mi? Eskiden öyleydi Fatma babam. Fatma babam istiyor para derdim. İkimiz de verirdi. Eskiden öyleydi Fatma'm. Hep Ebem de pek yedirmek istemezdi bize. Mübeccel yengem pasta kurabiye yapa gelirdi. Biz kurabiye görmedik evde. Anam gelin öyle şey becerisi yok. Mis gibi kokuyor mis. Çocukken. Kokusunu nereden geldi hani hep hem dışarı çıkıp edikçe öyle her yeri koklardı böyle. Vallahi bulurdum kokusunu. O hani sobalarda sobalardan bulur gelirdim. Yatakların arasından bulur gelirdim. Bu yatağın arasından mı saklar? Arı yerleri sokarım. Öyle ben öyleydi anam da öyle. Vallahi. Daha onun ikisiydi bu. Zor gibi ha. Bunun yekisi var bu orada. Aynen anlamıyorum ben. Benim şeyim olur da yiyemediniz. Anlamadı. Yekisi var onun burada. Bu da zaklar her şeyde. Ben de kavga edeyim zaklım her şeyi. Zorsun orada herkes izin. Mis gibi kokuyor zaten. Bulursun. Tazeyken yensin değil mi? Bayağı tadıp da ne yiyeceğim? Öyle ben onları saklarmış yatakla olduğu yere. Kurabiye çekiyorlar. Saniyeydi çok severmiş de kokusundan. Edip kurabiye bulurmuş. Tabii şöyle. Ece evci öyle. Ebe mi öyle? Ebe mi öyle? Ebe mi öyle?
Dedem de va demiş. Daha dedem va demiş de çıkmamış da yok yumurta demiş. Namazı bile bozmuş. Ebem. Bir gün. Aynen. Onlar gitme. Emet yengem lan. Anam mı ne? Ha şeye. Böyle videoyu çektiydim lan. Halamdan, halamgilden konuşuyorlar. Anamla şeyden mi? Cennet Alan giden. Cennet Alan. Şeyden. Maddesizden hani. Öyle konuşuyorlar. Umma ne bitti ne ömür tükendi diyeceğim hiç huzur vermedi ya. Diyeceğim bu borlar gelsin bak, koltuğunda umma. Su alır da. Hala iç hemen ilk önce içirirdi. Hala. İyi ki onun malına. Bu cigara bir kızardı malı kaparsın yüzünü kaparsın. Diyeceğim bir evden vay bir höl bizim oraya gelir be o hindi. Tuvalete giderdi. Ha. Onu götürürdük ha. Umman alam kıza. Eşil evi. Ha. Umman alam kıza. Umman alam kıza. Hiç ev diyeceğim bir rahat oturmadı yani. Hiç, umman alam kıza. Hiç umman alam kıza. Ha. Bir su isterdi hemen hala işeyen giderdi hemen onu sorardı. Bak o çocuk yemez gibi. Evvel onu yedirirdin o her şeyi. Her şeyi onu yedirirdi. Hiç o evden diyeceğim bir rahat olmadı. Diyeceğim o kim evvel öldü be? Umman evvel, evvel öldü. Evvel öz faydası mı? Sonra diyeceğim hastalığını verdi. O da öyle gitti. O da öyle gitti. Altın güzel denir geldi. Yazık. Senin diyeceğim de rezil oldu yazık. Umman evvel koltuğundu gari hiç. Gittiği yere o da gitti. Altın kızlar dedim. Her yaki. Her yaki nereye giderse. İşte böyle konuştular da anamla şeyde Emet yengemle. Yazık öyleydi. Umman evi hiç kalmazdı ki. Kalbiyi rahat ver ona. Huzur ver oncağıza. Ayırdılar herhalde sana. Şey Emet şey Cennet öl demişler işte. Sonra da Cennet İrahmetli diye bekiydin diye. Halbuki halam ya şey. Bizi bile İrahmetli derdi. Onu Firdevs yengem yanına mı konuştun halama? Son zamanlarında da. Öldü şey Cennet öl demişler de. İrahmetli bekiydin derdi. Halbuki ya Cennet dezem Nail abim gibi gitti. Hı-hı. Şimdi Ağaç dezem ikimiz ikiden ez diye hani Ağaç'a ağırlık olacağız diye. Hı-hı. Cennet Ağaç dezem gitme anı demiş. Ebem gitsin oru demiş. Ondu var ya Cennet dezem dinlememiş. Sizi umman mı ne götürmüş yalım ona? Dezemi işeye. Yoksa traktörlü Nail abimi götürmüş ona. Birisini ünlemişti traktörle birisi götürmüş Nail ona. Nail abi götürmüştü. Nail abim gelin oraya. Umman götürdüğünü götürdüm derdim. Öyle olunca Ağaç dezem kızdıydı hatta. Hani hı-hı bıraktı da gitti. Ben anam benim yanımda kalsın. Ebem gitsin oraya dediydim derdi Ağaç dezem hani. İşte Cennet umma ne be yeter ya. Yeter gar yeter. Nail abim gelin oraya götürmüşlermiş hı-hı biliyor mu? Dezem de mi or demiş. Nasıl nasılmış? Ondu var ya Firdevs ablam demiş ki. Firdevs ablam gel demiş de Ağaç dezem gelin oraya. Ebenizi götürün demiş biliyor musun? Ebenizi götürün istemeyeyim ben demiş Firdevs ablam. Onda bu derbaşın de Gül dezem geldi varmışmış. Yurdugül'ün kızının düğünün birisinin düğünü varmışmış. Bu Firdevs ablam öyle. O diyor Firdevs değil sessiz Firdevs değil bizim diyor. Gül dezem nasıl sesi çıkıp atı diyor öyle bizim değil. Bavuru bavuru verip atı diyor. Benim arkamdan mı geldi bu? Kimin arkasından geldiyse gitsin. İstemeyen ben bunu götürün diye. Firdevs ablam böyle bağırmış. Öyle olunca da herhalde Cennet diyeceğim. Zacanı sıkılmış demek ki. Sonurdu vay bizim Cennet'te. Nail abim ne çağırmış. Ağaç diyeceğim haberi yok kan mı? Anı gitme diye bağırdısa da Ağaç diyeceğim. Diyeceğim gitmiş. Öyle olunca Ağaç diyeceğim onu kızdı.
Kızın hatta doktorları moktorlar gitti. Dezem sağlık karnesine bakılıyordu o ya. Aç dezem sağlık karnesini vermedi ona. Bakıttırmadı. Hani son zamanlarda hatta aç hani dezem onun yanına gitmedi bile. Aç dezem de Nail abim geldi götürdü hastaneye. Biz ben dezecem yanına gittim garda şey dedi. Akşam gelmedi mi dedi. Akşam gelmedi mi dedi garda dezem. O gün akşam ertesi güne mi ne de Mısır'dayım gel Ağaç teyzem gitmişler almışlar gelmişler annen şaşkın diye. Tabi teyzem gar o zaman hiç farkında değilmişmiş hani Ağaç teyzem geldiğini akşam mı geldi akşam mı geldi gar demiş teyzeciğim hani öldü derdi Zahide yengem öyle söyler. Ayşe hani ölmeden gösterdik biz anasını derdi. Diye. Ama hani cennet teyzem rezil geldi. Rezil kaç yaşında yani. Öldü? O halam kaç yaşında öldü? 70 küsur yaşında ölmüş. Yani dayım yaşında mı ölmüş bilmem. Mehmet dayım yaşında. Ama Mehmet dayım da büyük ya. Babam küçük. Babam 72 yaşlarında öldü. 72-73. 80 yaşında var mıydı kim bilir? Yoktu 72. İşi değil cennet teyzem de. Varmıştır. Bayağı yaşadı çünkü. Yaşadı rezil yaşadı. Hı-hı. Huzurlu yaşamadı ki. Yaşamadı. Nail abim de bozuk para olmazdı. Hep dezem yanına gelirdi. Para yok, para yok diye. Dezecem de onun parası yok zannederse de. Su vermemişler ona. Suyu bile komşulardan hani. Soğuk su yeme hani. Dolaba mı hani Ayşe? Dezem var ya. Buzlu su içecek olurdu. Anam gibi işte. Halbuki zararlı. Yine bizim oraya gelse bile. Şimdi biz dezemi normal dolabın suyundan verirdik. Hı.